Arkadaşlar merhaba ben işte Hoca 65 günde AYT Edebiyat kampında inanılmaz bir seriye geçtik hocam inanılmaz bir döneme geçtik 11. gün itibariyle dün itibariyle edebiyat dönemlerini artık geçiyoruz biliyorsunuz. İslamiyet öncesi Türk edebiyatını işledik her şeyle tüm detayıyla. Şimdi sıra geldi Türk destanlarına. Çünkü İslamiyet öncesini iş işliyorsak e orada artık destanları cebe koymak lazım. Tam zamanında ve tam yerinde işliyoruz. Ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Ne kadar destan varsa hepsinin içeriğine kadar her şeyi anlatacağız. Sınav odaklı bir takiple gidişatla. İçin rahat olsun. E o zaman lafı uçuz atmayalım. Hemen açalım hocam kitaplarımızı. Gel isterseniz 12. günde hangi konudayız? Türk destanlarındayız. Başlayalım ufak ufak. Onu güzelce işleyelim hocam. Haydi yavaş yavaş başlıyoruz. Evet 12. gün dikkat. 12. bu arada. 12. gün Türk destanlarına tiki attık hocam. E o zaman şu tarihi liste gelsin hocam. Hepinizin çok iyi bildiği ve şu dakika itibariyle hiç unutmaması gereken liste. Türk destanları lütfen cepte kalsın arkadaşlar. ÖSM logolarına dikkat. Onlar sorulmuş. Cevap ya da seçenek tekrar tekrar vurgulayın. İslamiyet öncesi Türk destanlarına baktığımız zaman orada Altay Yakut Türklerinin yaratılış destanını göreceksiniz. Birazdan tüm detayıyla konuşacağız bunların hepsini. Sakaların destanına baktığımız zamansa Alper Tunga ve şu değil mi önemli liderler cepte kalsın. Hun dönemine baktığımız zaman Oğuz Kağan ve Attila cepte kalmalı. Göktürk dönemine baktığımız zamansa Bozkurt destanı ve Ergenekon destanı. Uygur döneminde ise Türeş ve Göç destanları kesinlikle cebinizde kalmalı. Var mı hocam soru işareti? Yok. Her şey gayet net. Her şey gayet yolunda hocam. E devam edelim. Ne diyor? İslamiyet'in kabulünden sonraki Türk destanlarına baktığımızda Karahanlı dönemi var. Satuk Buruhan destanı. E Kazak Kırgızlara ait olan Manaz destanı, Manas destanı var. Manaz bu arada. Manas destanı var. Türk Moğol kültür dairesi içerisinde Cengiz Han destanı bilmek lazım. Tatar Kırım kültür dairesinde ise Timur ve Edige destanları var. Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine baktığımız zamansa Battal Gazi, Gazi, Köroğlu gibi çok önemli destanlar var arkadaşlar. Şimdi sizden ricam Öncelikle bu listeyi adınız gibi bilmeniz. Evet evet hepsiyle her şeyle. Adınız gibi hatırlamanız. Yani kesinlikle arkadaşlar bunun kitaptan bir ne bileyim fotoğrafını çekin çıktısını alın yazın ya da tertemiz, tertemiz bir kağıda lütfen baka baka satır satır yazın arkadaşlar. Böyle sağa doğru ok çekip tık tık daha böyle sıkıştırılmış formatta da yazabilirsiniz. Mutlaka bir köşeye yazın. Şöyle 3-5 günde bir, haftada bir, ayda bir belli aralıklarla lütfen tekrar edin ve tamamen ezberleyin hocam. Cebinizde kalsın. Bu destanları çok iyi hatırlamalısınız ki içerik vesairede sorun yaşamayasınız. Peki hocam gel isterseniz o destanları konuşacağız edeceğiz de Türk destanlarının genel özelliklerini, genel çerçevesini beraber bir çizelim hocam. Evet Arkadaşlar sıra geldi Türk destanlarının genel özelliklerini. İyi güzel hocam listeyi verdik de liste yeter mi? E, ayrıntılarına gireceğiz artık değil mi? Haydi başlayalım. Kainatın ve insanın yaratılışı. Eyvallah. Destanların temelinde bu var. Ama daha çok Türk destanlarının tabii ki Türk milletinin doğuşu değil mi? Nasıl ortaya çıktığı ve genel anlamda Türk devletlerinin kuruluşu, yıkılışı, çöküşü, zaferleri bir anlamda Türk milletinin doğuşu, Türk devletlerinin kuruluşu dersek sanki Türk destanlarını çok net özetlemiş oluruz. E tabii ki Türk tarihinden izler taşıyacak değil mi? Net. Öyle olmalı zaten. Aile hayatı, inanışı değil mi? Hayata bakış açısı tabii ki onların hakkında bilgi verecek. Destanların mantığı bu zaten. Destanlar bu yüzden var. Cepte kalsın halkın kültürü, hayat tarzı, inanışları. Yani bir anlamda genel anlamda hepsine kültür diyelim. Değerleri diyelim değil mi? Kültürü de hatta içerisinde alsın değerleri diyelim aman dikkat. Kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar Türklerin değerleriyle alakalı bilgiler aktaracak halkın değerleri. Göçebe hayatı ve geniş coğrafyada yaşama nedeniyle tabii ki ikinci oluşum safhasında geldi kalıyor Türk destanları. Oluşumun tam anlamıyla tamamladıkları da hepsini söylenemez. İlk örneklerinin manzum olduğu kabul edilmekte. Aman dikkat ya bizde zaten şu var arkadaşlar bakın dikkat. Edebiyatımız daha çok şiir edebiyatı değil mi? Genelde şiirleri hatırlarız, şiirleri biliriz falan. Şimdi bu cepte bir kalsın. Edebiyatın doğuşunda temelinde şiir var zaten. Neden şiir var abi? Abi akıl daha iyi kalıcı olsun diye bu. Ya düşünsene at üzerindesin, göçebe bir hayat sürüyorsun. Böyle sohbet etmek, konuşma, her şeyi ayrıntılı anlatman mümkün mü bu? Mümkün değil. Ticaret var, savaş var, göç var. Sürekli hareket halindesin. Doğal olarak at üstünde yaşanılan bir hayat düşünün lütfen. Yani yarı göçebe diyelim haydi bu hayata. Daha çok böyle kısa özlü sözler değil mi? Mesela Türkçe'de fiillerin fazla olmasını da buraya bağlayabiliriz. At üzerindesin bir şeyleri uzun uzadıya anlatmak mümkün değil. Gel git bak gör koş bak. Yani hocam eylemlerin fazlalığı da aslında bu yaşam tarzının bir sonucu gibi. E doğal olarak edebiyatımızın genelde şiir temelli doğduğunu. Yani birçok parçanın sadece destanların değil birçok parçanın hocam aslında şiir temelli yani manzum temelli olduğunu hatırlatmakta fayda var. Kesinlikle yaşam tarzının bir sonucu arkadaşlar. Bir destan şairi tarafından derlenme aşamasını yaşamadığından manzum şekilleri elde değil arkadaşlar. Yani. Yani destanlar manzum olarak ortaya çıkmışlar. Hani bir kişi çıkıp da onu derlemiş olsa ki o zaman zaten doğal destan olmayacak, değil mi? Yapay olacak. Yazarını bilsek. Bir kişi çıkıp da bir şair tarafından anmadık ve destan şairi tarafından demek daha doğru olur. Bir destan şairi tarafından derlenmiş olsa belki birçok destanın ilk halini manzum halinde görebilecektik, değil mi? Aman dikkat. Peki tüm bunların ötesinde arkadaşlar İslamiyet'in kabulünden önce oluşan Türk destanları çeşitli kaynaklardan derlenmiş destanlar. Hangi kaynaklar dersek de Çin, İran, Arap, Bizans, Batı kaynaklarından fazlaca özellikle Çin kaynaklarından arkadaşlar fazlaca parça alınmış haberiniz olsun. Baksı, Ozan, Yırçı, şair adı verilen kişiler tarafından saz eşinde anlatıldığında söylemeden edemeyeceğiz. Evet. <laughs> ...destanların genel özetinin aslında bu olduğunu söylemekte fayda var. Manas Destanı günümüzde de Manasçı denilen destan anlatıcıları tarafından anlatılmaktan... ...günümüzde devam eden bir destan değil mi? Dünyanın en uzun destanı ünvanında sahip olan Manas Destanı lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar. Başlıyoruz. Ders şimdi başlıyor. Haydi gelsin detayları artık hocam. İçeriklerini bilelim. Her şeyi konuşacağız. Yeryüzünde yazılmış bütün destanları. İslamiyetin kabulünden öncekine bakalım isterseniz öncelikle. Yaratılış Destanı dendiği zaman su toprak bitti yaratılış destanı eşittir su toprak bitti bu kadar Ha Ülgen, Bay Ülgen vesaire birçok tanrı vesaire anlatılıyor ama yani ilk destan zaten, bilinen ilk destan Tamamdır eyvallah, Türk edebiyatındaki insanın yaratılışını anlatacak eyvallah. Adı üzerinde zaten. Bu bilgilere ihtiyaç yok. Su ve toprak motifleri denirsem yaratılış destanını yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Gayet ne Tamam, hiç kasmanıza gerek yok. E devam. Alper Tunga Destanı. Alp Er Tunga biliyorsunuz bir Saka hükümdarı. Çok çok önemli. 7. yüzyıl. Aman burası da önemli değil mi? Alper Tunga destanı ki o dönemde yaşamış olan çok önemli isim hükümdar Alper Tunga 7. yüzyılın önemli hükümdarlarından. Alper Tunga destanı ile ilgili bilgilerimiz Divanı Lügati Türk'ten alacağız arkadaşlar. Divanı Lügati Türk. Tabii ki Alper Tunga'nın İranlarla mücadelesini de anlattığını söylemekte fayda var. Ama tamamen sınav odaklı gittiğimi fark ediyorsunuz arkadaşlar. Yani bütün cümleleri okumak, seslendirmek ah, bu değil burada amacımız. Alper Tunga destanı bitti. Sakaların hükümdarı 7. yüzyıl. Eyvallah. Onun dışında Divanül Gaz Türk'ten bilgiler alınması bu destanla ilgili ve daha da önemlisi Alper Tungan'ın arkadaşlar aman Dikkat Şehname adlı eserde Afrası yap ya da Efrası yap diye söz ettiği de önemli değil mi? Aman Dikkat Firdevs'in eseri Şehname'de. Yani hocam bu anahtar kelimeleri cebe koyarsanız yaparsınız her türlü. Düşünsenize sadece şunu anlatıyor mesela. İranlarla mücadeleyi anlatır. Ya böyle bir destan olabilir mi? Yani mutlaka demeli bize bir şeyler. Alper Tunga vesaire Saka hükümdarıdır. Efrasiyap olarak da bilinir. Şehname'de Firdevs'in eseri falan filan. Yani bir şekilde bize bu anahtar kelimeleri vermek zorundalar arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Çok kapalı müddetçe kim yapabilir bu soruyu? O yüzden net bir şekilde bize anahtar kelimelerle gelecek. Biz de işte bu anahtar kelimeleri burada vermeye çalışıyoruz zaten. İçiniz çok rahat olsun. Peki şu destanına baktığımız zamansa M.Ö. 4. yüzyılda yaşayan Saka hükümdarı Şunun tabi ki Makedonyalı Büyük İskender'le mücadelesi anlatılıyor. Bakın milattan önce 4. yüzyıl nerede? 7. yüzyıl nerede? Yani ikisi de Sakalar'a ait ama aralarında yüzlerce yıl var değil mi? İki alakası destan aslında. Aman dikkat. Burada arkadaşlar Büyük İskender'le mücadele anlatılacak. Eyvallah. Tabii ki destanın özetine yine Divan-ı Lügat Türkleri Ya abi Kaşgarlı Mahmut nasıl bir adam ki? Her şeyi toplamış ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir adamdır yani? Boy boy, oba oba, oyma koymak, millet millet dolaşıyor. Ya bir sözlük eyvallah da. işte almak kelimesi iki nokta şu anlama gelir. Bu değil abi. Ya bu değil. Ansiklopedik sözlük biliyorsunuz. Divan Lugat Türk. Ya Divan Lugat Türk'ün sadece sözlük karşılığını vermediğini de biliyorsunuz. Fazlasıyla okuduğunuz zaman Türk kültürü hakkında o dönemki yaşayan boylar hakkında falan bilgiler verdiğini biliyorsunuz. Ya eserin sonunda harita var ya dünya haritası böyle bir sözlük olabilir mi? Doğal olarak bu eserde inanılmaz bilgiler var. Ya destanları oradan alıyoruz. Koşuksa kusav ne varsa oradan alıyoruz. E ne kaldı? Günümüzdeki her şeyin temelini Kaşgarlı Mahmud'un Divan Lügatürk adlı eserinden alıyoruz. Çok net. Çok net. Devam. Makedonyalı Büyük İskender'le mücadele dedik şu destanı için. Oğuzkan destanı bakın ÖSM logosu var. Birebir sınavda gelmiş arkadaşlar. Haberiniz olsun. Milattan önce 2. yüzyılda yaşayan Hun hükümdarı Mete. Evet Mete'nin mücadeleleri. Onun hayatı anlatılacak arkadaşlar. Aman dikkat. Bakın burada önemli bir şey var. Oğuzkan'ın şahsında Cihangirlik ülküsü de işlenecek. Ve tüm bunların ötesinde Türklerin aman dikkat. Yani avcılık, Ok ve kargı kullanma, göçebelik, atı evcilleştirme gibi 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 birçok alışkanlıklarını da birçok gelenek göreneklerinde ne yapacak? Oğuz Kağan destanı içerecek arkadaşlar. Aman dikkat. Tüm bunların ötesinde ışık, ağaç, at, kurt, rüya birazdan değineceğiz arkadaşlar. Bunların hepsini açacağız. Kırklar, ok ve yay gibi destan motiflerinde yine... Oğuz Kağan destanı içerisinde yer alacak. Oldukça geniş kapsamlı bir destan. Tüm destanların da adeta özelliklerini barındıran, yansıtan bir destan. Cebinizde lütfen kalsın. Peki Attila destanına baktığımız zamansa Hun hükümdarı Attila'nın 5. yüzyılda Avrupa'daki fetihleri, kahramanlıkları anlatılacak. Aman dikkat arkadaşlar. Lütfen cebinize kalsın. Buradan garanti bir soru var. Şuraya kocaman bir artı bir net yazayım da hocam nereden gelecek demeyin sorular. İşte çok bariz bir soru havuzu arkadaşlar. Buradan gelme ihtimali çok çok yüksek. 4. kutucuktan artık geçebiliriz. 5. Kutucuğumuza haydi gelsin hocam 5. Evet aman dikkat. İslamiyet öncesi Türk destanlarının içeriklerini konuşuyoruz. Bozkurt destanı dendiği zaman Göktürklerin arkadaşlar bir kurttan aşina ya da asena adı verilen bir kurttan türemesi anlatılacak. Göktürklerin aman dikkat Göktürklerin soy ağacı ve var olma hikayesidir adeta Bozkurt destanı tamam. Bozkurt, Bozkurt'tan türeme lütfen cebinizde kalsın anahtar vurgumuz bu. Ergenekon destanına baktığımız zamansa Ergenekon'a Ergenekon adı verilen o dağa sığınan Türklerin güçlenince belli bir yere geldikçe ne bileyim bu olgunluğa belli bir savaş noktasında eriştikten sonra arkadaşlar gücü hissettiklerinde demirden daha eriterek kurtulmaları bir bozkurt önderliğinde dönmeleri aslında anlatılacak ama dikkat. Aynı zamanda bozkurt destanının da ana çizgileri üzerine kuruluyor cebinizde kalsın tamam bozkurt destanından gelen ana hatlar çizgiler üzerine bu destan şekillenmiş daha sonraları. Peki ne diyeceğiz hocam Ergenekon destanı için demirden daha motifi cepte kalmalı. Bozkurt destanı için kurttan türeme cepte kalmalı. Türeş destanı dendiği zaman arkadaşlar. Amman dikkat yine kurt kılığında bir tanrının biliyorsunuz üç kızıyla bir Hun Hakanının üç kızıyla evlenmesi ve oradan çoğalma durumu söz konusu arkadaşlar. Bu destanda da bunu konuşacağız. Lütfen cebinizde kalsın. Bakın ne diyor? Şu madde çok önemli. Türk toplulukları arasında yaygın olan Hakanın soyunun ilahi kaynağa dayandırılması inancının da adeta bir yansıması olarak karşımıza gelecek. Türeş destanı var mı hocam soru işareti yok gayet net gidiyoruz bunları sadece duymanız dinlemeniz bile sınavda destan sorusu için yeterli böyle teknik bir soru soramazlar yani tutup da türeş destanın içindeki bilmem ne böyle bir şey yok abi içiniz rahat olsun. Anahtar kelimeleri alacaksın ki burada fazlasıyla zaten veriyoruz. Onları alıp sınava gireceksin. Bu kadar. Destanlarla ilgili şu anlatımdan sonra soru kaçırma ihtimaliniz şu bilgilerden sonra yok arkadaşlar. Öyle bir ihtimal aklınıza dahi gelmesin onu söyleyeyim. Haydi uzattın hocam. Göç destanı bakın ÖSM logosu var. Yine sorulmuş belli ki. Tula ve Selenge nehirleri. Selenga diye de geçer. Selenge nehirleri arasındaki Hulin Dağı. Bakın arkadaşlar buradan bir Hulin dağı var. Bu dağda bir tane ağaç var. Bir gece arası bir ışık huzmesi ağaca geliyor hocam. Ağaç böyle bir anda kabarmaya başlıyor, şişmeye başlıyor. Belli bir süreden sonra da arkadaşlar tam 5 tane o ağaçtan ağaç yarılacak ve tam 5 tane arkadaşlar çocuk çıkacak. Onlardan bir tanesi Hakan seçilecek ve oradan böyle bir anlamda devlete ulaşma, beylik olmak vesaire devlete doğru gitme adımı da aslında türeme de burada anlatılıyor Göç Destanı'nda. Göçten dendiği zaman arkadaşlar aman dikkat. Hulin da anahtar kelime sanki gelecek. Unutulmasın lütfen. Bakın ne diyor. Hulin Dağı'ndaki kutsal kayayı verir. Bu kayaya verilince dikkat ülkede kıtlık baş gösterir. Zorunlu göç yaşanır. Evet zorunlu bir göç hareketi var. Göç destanında arkadaşlar adı üzerinde. Destanda önce soy tanrısal kaynağı dayandırılır. Sonrasında vatan toprağının kutsallığı vurgulanıyor. Evet vatan toprağının kutsallığı ifadesi de. göç destanını en iyi ifade eden anahtar kelimelerden bir tanesi. Aman dikkat aradaki olay örgüsüne girmeye çok da gerek yok. Bakın Galitigin adında başka bir Hakan. Oğluna gelin almak için Çinlilere Hulindan'da kutsal kayayı veriyor. Ondan sonra da bir anda kıtlık baş gösteriyor falan. Sen misin bu kayayı veren? Bir anda ortalık karışacak ve zorunlu bir göç yaşanacak. Aman dikkat arkadaşlar. Ama yine de. Bozkurt destanı kurttan türeyiş. Ergenekon destanı demirden daha eritme. Türeyiş destanı Hun Hakanı'nın kızları. Kurttan yine türeme vesaire tamam. Göç destanı aman dikkat. Hulinda, Beş Çocuk ve ondan sonrasında Çoğalmalar, Yürümeler, Büyümeler. Bu kadar vatanın kutsallığı. Göç Destanı'nda özeti gelen anlamda bu anahtar kelimelerle. İslamiyet'in kabulünden sonraki Türk Destanlarının konularına baktığınız zamansa adı üzerinde aslında hepsini de yine de konuşalım. Satık Buğrahan Destanı, Satuk Buğrahan Destanı, ama dikkat. Karahan Hükümdarı Satık Buğrahan biliyorsunuz. Onun İslam dinini kabul etmesi ve İslam'ı yaymak için yaptığı mücadeleler. Kısacası Satuk Buğrahan'ın mücadeleleri bu. Adı üzerinde zaten bunu bu gayet net. Manas destanı. Manas adı verilen İslam'ı yayma amacı doğrultusundaki mücadeleleri anlatıyor değil mi? Amman dikkat. Bakın yine İslam'ı yayma vurgusu var. Dini vurgular var. Dünyanın en uzun kahramanlık destanlarından biri olarak biliniyor. En uzun az önce konuşmuştuk ama bir daha bir daha dile getirelim. En uzun destan dünyanın net. Destanı bilim dünyasına Kazak Türklerinden Çokan Velhanoğlu dikkat tanıtmıştır. Hemen şöyle bir sileyim adını sanını tekrar bir görelim. Çokan Velihanoğlu tanıtacak arkadaşlar Manas Destanlı. Destanda Kırgız Türklerinin folkloru, gelenek ve görenekleri, inançları, hayat tarzı da anlatılacak. Yani tüm kültürel değerleri anlatılacak Manas Destanı'nda. Cengiz Han Destanı'na baktığımız zamansa e Cengiz Han'ın hayatı, sanatı, kişiliği, her şey ya ne varsa her şey anlatılıyor. Fetihleri anlatılıyor ama dikkat. Destanda Cengiz Han bir Türk kahramanı olarak da anlatılacak cebinizde kalsın. Timur Destanı, e Timur Devleti'nin kurucusu olan Emir Timur'un hayatı anlatılacak. Bak Satık Buran, Satık Buran mücadelesi. Manas destanı ey Allah. Manas adındaki karakterin İslam'ı yayma amacındaki verdiği mücadeleler. Cengiz Han, hayatı. Timur destanı Emir Timur'un hayatı. E, Edige destanına bakalım arkadaşlar. Amman dikkat. Altın Ordu anlarından Edige Mirza Bahadır'ın, Edige Mirza Bahadır'ın devleti hayatta tutabilmek için mücadeleleri. Yani Edige destanı Edige'nin mücadeleleri. Bu ya bunların adı üzerinde. Bir zahmet bunu sormasın ki inşallah sorar yaparsınız. Ama gidişat bunu gösteriyor. Ya Satuk Buğra'nı sorduğu zaman neyi bilemeyebilirsin mesela? Böyle düşün. Ya Allah aşkına Manas destanını sordu neyini bilemeyeceğiz. Manas adlı karakter bitti. Timur destanı, Timur'un hayatı. Edige, Edige, Mirza, Bahadır'ın hayatı bu. Yani kısacası İslamiyet'in kabulünden sonraki Türk destanlarının içerik noktasında sorulma ihtimali inşallah sorarlar. Zor ihtimal gibi görünüyor. Buradan bunu çıkarmamız lazım. Ama İslamiyet öncesi birbirine girebilir. Orada olası bir tablo tamamlama vesaireyle birlikte arkadaşlar içerik sorusu da gelebilir. Lütfen cebinizde kalsın tamam Çok önemli vurgular bunlar. Battal Gazi, Battalname, e, Seyit Battal ile de anılan bilgili, dindar, cöbet, kahraman mücadeleleri. Battal'ın mücadelesi bu. Danışment Gazi destanı. Danışment name olarak da bilinir amman dikkat. E, 11. yüzyılda yaşayan Türk devlet adamı Melik Danışment Gazi'nin hayatı mücadeleleri fethedilir bu. Yani adında zaten gizli değil mi destanın içeriği? Evet. E, niye sorsun bunu adam? önemli bilelim. Bilelim şıklardan elememiz gerekebilir ama mantıkta her zaman devreye girsin hocam burada. Taktikler girsin taktikler. Kör oldu destan dünyanın ortak motiflerinden biri olan kör hayatı hayat çevresinde oluşmuştur diyeceğiz. Altıncı kutucuktan geldik arkadaşlar Yedinci ve en sağlam kutucuklardan bir tanesine. Gel isterseniz burada Türk destanlarının motiflerini bir konuşalım tüm detaylarıyla. Sonra genel bir toparlama yapalım. Ne yaptık, ne ettik, ne yapıyoruz? Peki. Türk destanlarında motifler ve tipler lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar. Tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Bu sene girecek öğrenci sayısının ciddi fazla oluşum. yani olası bir detay sorunun bence geleceği anlamına geliyor. Yine de böyle saçma sapan alakasız bir soru hiçbir zaman gelmedi. İçiniz rahat olsun yine gelmeyecek ve alakası kıyıda köşede ama yine de sağlam bir detay sorulabilir. O yüzden bu kitaptan gidiyoruz. Ama dikkat arkadaşlar. Türk destanlarındaki belli başlı motifler cebinizde kalsın. Kurt, ağaç, su. Bakın kurt, ağaç, su dediğim zaman bile iş bitmedi mi Allah aşkına? Ya bozkurt kurt değil mi abi? Bozkurt ya. Değil mi? Türeyiş var bir yerde. Kurt. Ağaç diyorsun Hulinda ağaç. Göç destanı. E, su diyorsun yaratılış destanı. E bitti zaten. Bitti. Demir. Demirden daha eritme ergenekon. Gümüş. Altın. ışık, At. Ya at olmadan bir destan olabilir mi? Atın üzerine binmeden bir destan nasıl yazılabilir? Aslan. Geyik. Altın yay. E yay olacak tabii ki. Savaşa gidiyor bu adam. Ava gidiyor. Bırak savaşı. Ava gidiyor bu adam. Ya tabii ki olacak. Gümüş onk. Bakın gümüş kavramı da bize çok fazla geçiyor. Dikkat. Düş, rüya, kırklar, mağara. Bunlar olmazsa olmaz. Gelin isterseniz nokta atışlarla devam edelim. Türk destanlarında at motifi önemli bir yere sahip. Evet at motifi önemli bir yere sahip. Çünkü e, yarı göçe bir hayat sürüyoruz. Atın üzerindeyiz sürekli. O yüzden bir. Destan kahramanları atlarıyla anılır ve atların özel isimleri vardır. Çok doğru aman dikkat. Manasın atı Akkula. Battal Gazi'nin atı Aşkar Devzade yani Devzade amman dikkat Köroğlu'nun atıysa Kırat, Akkula, Devzade ve Kırat cepte kalsın bilmekte fayda var hocam. Türk destanlarındaki belirli tipler Alp tipi var biliyorsunuz Bilge var Pir, Aksakallı yaşlı adam biliyorsunuz her şeyi bilen Bilge motifi bir de kadın kahraman değil mi? Kadın motifi daha doğru ifadeyle çok önemli yer tutacak destanda Türk destanlarında. da. Türk Edebiyatı'nda yapay destan örneklerini de gel isterseniz vermiş olalım arkadaşlar. Kayıkçı Kul Mustafa, Genç Osman Destanı, Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale Şehitlerine, Nazım Hikmet Ran, Kuvayi Milliye Destanı, Ceyhun Atuf Kansu, Sakarya Meydan Savaşı Destanı, Fazıl Üstü İstanbul Fetih Destanı, Çanakkale Destanı, 19 Mayıs Destanı, 3 Şehitler Destanı, Çakır'ın destanı, Cahit Gülebe'nin Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda aldığı eseri, Gülten Akın'ın, Maraş'ın ve Ökkeş'in destanı aldığı eserleri de yapay destanlar. Ben sana söyleyeyim, yapay destanların sorulma ihtimali yok abi, sıfır. Ben net bir şekilde nokta atışımı yapayım şimdiden de yine zaman gelecek konuşacağız inşallah. Sınav tahminlerimiz yine olsun ama tekrar ediyorum arkadaşlar, içiniz çok rahat olsun. Yani çok bariz bir şekilde, çok bariz, İslam Metonist Türk Destanı sorulacak... Bozkurt'un, Türeyş'in, Ergenekon'un sorulma ihtimali çok çok yüksek Adı üzerinde olan Yani işte şu diyor Sadan Kesin tamam bunun hayatını anlatıyor Şu, şu destanmış kahraman şu Gibi bariz açık olan destanların ben sorulacağını sanmıyorum Yazar eser noktasında sorulabilir Hepsini bilelim edigeler medigeler hepsi havada uçsun Her şeyi bilelim Ama İslamiyet'in kabulünden sonraki destanların lütfen sadece isim olarak bilin Edige Destanı ha İslamiyet öncesi mi sonrası Sonrası ya Demen yeterli bu. Danışman gazilan önce bir sonra. sonra ya herhalde. Demen yeterli. Bu. İçerik çalışacaksak hepsine baktık ama İslamiyet öncesini bilirseniz çok daha iyi olur. Sizler ricam bugün şu destanları bir listeleyin arkadaşlar. Hiç üşenmeyin. Zaten o şekilde yol alacaksınız. Böyle emek harcarsak yol alacaksınız. Şöyle adam akıllı destanları bir listeleyin. Karşısına tek tek anahtar kelimelerini bu yuvarlak için aldığım altın çizdiklerimi. Lütfen anahtar kelimeleri tek tek yazın. Arada bir tekrar edin ondan sonra zaten oturacak o. Yani sen Hulin Dağı'nı görürken göç deyip geçeceksin bu. Demir memir dedim yapıştıracaksın ergenin konu bu kadar. Yani gözünüzde lütfen büyütmeyin destanlardan korkmayın. Tamamının içeri nasıl bileceğiz hepsi burada zaten bitti. Bu kadar İçin çok rahat olsun. Peki hocam taktiğiniz <laughs> hatırlatmamız gelsin. Özellikle İslamiyet öncesi Türk destanlarını çok iyi bil demişim arkadaşlar. Dikkat bunu lütfen cebe koyunuz. İşte zaten az önce söylediğim vurgu bu. İslamiyet öncesi destanları çok iyi bilmelisiniz. Baya baya yol almanız için sınavda da kendinize o anlamda güvenmeniz için. Uzattın hocam. Şimdi 13. gün bizi ne bekler? İslamiyet etkisinde gelişen Türk Edebiyatı yani... <laughs> geçiş dönemi. Genel özelliklerini konuşacağız. Tek tek bütün motifler her şeyler var. Burada bütün yazarları, eserleri her şeyi bakın. Dikkat kutat kubilikler vesaireler tüm ayrıntılarıyla konuşulacak. Haberiniz olsun arkadaşlar. Sağlam bir dönem bizi bekliyor. Ama gelin isterseniz şu içerik kısmına bir bakalım. içindekiler kısmına 12. güne bir tik atalım. Oraya bir konuşalım. 65 gün yol haritamızı bir daha bir hatırlatalım. Sonra bakalım neler olacak. Haydi gelsin içindekiler kısmı. Evet arkadaşlar içindekiler kısmı geldi. 11. günü dün bitirmiştik. İslamiyet öncesi, İslamiyet'in kabuğundan önceki Türk edebiyatını konuştuk. 12. gün. Bugün itibariyle arkadaşlar Türk destanlarını bitirdik. videomuz şuradaki sıralamayı zaten biliyorsunuz. Bunu tekrar tekrar göstermeden de çok rahat gidebiliriz. <laughs> videomuz izlendi hocam. Beraber videoyu hallettik. Eyvallah. Sonrasında Kitaptan mutlaka, kitaptan mutlaka tekrarınızı yapın kesinlikle. Bugün açın hocam videodan sonra arkanıza yaslanıp şöyle bir okuma yapın. Ortamınız müsaitse kendi duyacağınız şekilde sesli okuma yapmanız da inanılmaz fayda sağlar. Sonrasında da lütfen sizden ricam soru bankasından kesinlikle ödevi yapın arkadaşlar. 12. gün testine <laughs> Kesinlikle çözmelisiniz. Şimdi 13. tane bekliyor İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatına giriyoruz geçiş dönemi. Sonra divan edebiyatına bir başlıyoruz. Bakın gidişata lütfen dikkat arkadaşlar. Şimdi divan edebiyatı genel özelliklerini vereceğiz, divan şiirini anlatacağız yani bir anlamda. Sonra meslevi için ayrı bir gün, tam bir gün meslevi konuşulacak. Sonra divan nesri, orta nesri, süslü nesri eserler özellikleri, eser içerikleri tek bir gün düşünsene divan gibi sanatçıları ha bakın arkadaşlar şimdi bütün dönemlerde bunu yapacağız mesela Tanzimat dönemi şiiri romanı hikayesi <laughs> ayrı ayrı konuşulacak ayrı ayrı eserlerle yazarlarla ama en sonunda Tanzimat dönemi sanatçılarını göreceğiz yani hepsinin derli toplu olduğu bir kısımda olacak hani kafamızda böyle şiiri şiirde roman-roman romanda işlemek bir bütünlük bozulması gibi olabilir İşte biz onu burada hem tür bazlı hem dönem bazlı anlatımla ortadan kaldırmış olacağız yani ben sana ayrı ayrı şiirini romanını hikayesini tiyatrosunu anlatacağım en sonda da Tanzimat Dönemi Sanatçıları diye başlık atınca bütün bilgileri orada toplamış olacağız. Yani içiniz rahat olsun, herkese hitap eden bir anlatımla gideceğiz. E o zaman 13. günde görüşeceğiz. Bugün Cuma arkadaşlar. Yarın Cumartesi, Cumartesi günü soru çözüm yapacağız. 11. ve 12. günle ilgili. E pazar günümüz zaten tatil dinleniyoruz. Pazartesi, salı tekrar bomba gibi videolar devam edecek inşallah. Peki uzattın hocam. Soru Bankası'nın hemen girişindeki 65 yol haritasına bir bakalım. Evet arkadaşlar keskin viraj dikkat çekiyor. 12. gündeyiz. Ona da tikimizi şöyle bir atmış olduk. 12 13'ü geçebilirsek, seri geçebilirsek 14 15'e kadar rahat edeceğiz. 17. gün itibariyle bayağı uzun soluklu dümdüz bir yol. Bayağı dümdüz bir yol. Konya'da gibi hocam. Konya'da gibi gideceğiz. Sağ sol dönüş yok bomboş tertemiz bir yoldan gideceğiz. Ama dikkat unutma uzun yollar insanı düşünmeye iter. Anadolu coğrafyası birçok filozofun çıkmasına bu nedenle sebep olmuş değil mi? Aman dikkat bu yüzden bir net gerekçe olarak gelmiş. Önemli filozoflar yetişmiş. Bu yollarda şu yollarda uzun uzun düşüneceğiz. Ben size söyleyeyim aramızdan ne filozoflar çıkacak burada ben sana söyleyeyim. Burası çok önemli. 20, 28, 29, 28, 28, 29, 30'da yine keskin bir virajımız var. Sonrasında biraz daha rahatlayacağız. Azıcık düşüneceğiz orada çok filozof çıkmayacak oradan. Sonra 36-37 baya yok yok. Şurası baya düşüncemizi düşünmemizi engelleyecek. Sonlara doğru biraz daha rahatlayacağız. Sonra biraz daha rahatlayacağız. Ve 65 birlikte bitireceğiz. 65. güne geldiğimiz zaman arkadaşlar hiçbir eksik kalmayacak. Görüyorsunuz zaten ne kadar detaylı gittiğimizi ama o detaylar içinden böyle cımbızla şu gelir. Bu da şöyle geldi. Bu da şöyle çıkacak dediğimizi. işte mesele de bu zaten. İçiniz çok rahat olsun. 65 günde hocam yol haritamızda 12. güne tiki attık. Yapacağınız tek şey. Hocam hemen ama hemen not konu anlatımdan şöyle bir tekrar etmeniz. Sonrasında bomba bir soru çözümü. E ondan sonra verilini dinlenme artık ondan sonra değil mi? E haydi görüşmek üzere. Kolay gelsin.